Cumhurbaşkanı Erdoğan koronayla mücadele kapsamında ulusa seslendi. Erdoğan her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var dedi. Tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı. Ve ilk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. 18 Mart tarihindeki kapsamlı değerlendirme toplantımızın ardından yaklaşık 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Ayrıca en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartırken Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini de Nisan başına aldık. Bugün itibariyle dünya çapında COVID-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8.554 vakayı ise hastanelerde takibi aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4.603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. COVID-19 teşhisi konan 1.872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol alıyor. Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu kendimize gönüllü karantina uygulamak, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Nitekim vefat eden hastalarımızın tamamında da COVID-19 yanında ilave rahatsızlıklar söz konusuydu. Özellikle yaşlılarımızın hem kendilerinin hem de diğer insanların sağlıkları için bu süreçte kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız.